görüşeceğiz. Tam benim ilgimi çeken konularla başladınız. Biraz da yani bizim gibi büyük bir kara parçasının ortasında yaşayan insanlara kötü geldi bu kadar deniz ve tarih görmek. Az önce sizinle konuşma öncesinde kısa bir şeyi test ederken, sunumları test ederken sunumunuzun içeriği hakkında azıcık fikrim oldu. Ve hani İzmir'le yarışmak imkansız. Ama ben de yine bir iki tane slayt ekledim kendi şeyime. Sizinle son konuşmamızdan sonra bir iki slayt ekledim. Yine yarışmamızın niye imkansız olduğunu daha iyi anlatabileceğim herhalde. Tekrar bu güzel ne diyeyim davet için Turgut Hoca'ya teşekkür ederim. Umarım katılanlar pişman olmazlar. Bu da bizim şeyimiz, ne derler, üniversite hastanelerinden bir tanesi. Nispeten işte yeni olan 5-6 yıllık bir hastane bu. İnanın fotoğraflar gerçekten çok daha güzel. Onu da söylemeliyim, ben çok başarılı çekiyorlar fotoğrafları. Bu da bizim çocuk hastanesinin bir bölümünün görüntüsü. Şimdi Cenk Hoca çok güzel İzmir'in antik çağdan beri tarihini anlattı. Buranın tarihi kısa, yani yok gibi benim yaşadığım yerin tarihi. Ama yine dayanamayıp bir şey yaptım, bir video seyrettireceğim. Bizim tarihimiz bu yani. Seyredelim, sonra konuşalım. Şimdi uzunca videosuna kadar oynattım Cenk Hocam. Onun nedeni de şu: herkesin favori bir aktörü ya da aktrisi olduğu için haksızlık etmek istemedim. Sanıyorum bu videoda son gösterişim olur. Çünkü yaş itibariyle bu dizinin Türk ne diyeyim, Türkler üzerindeki etkisini hatırlayanların sayısı giderek azalacak yıllar içinde. Ben bile son nesli dahilim. Şöyle bir soruyu da başlayalım. Yani istiyorsanız siz cevap verin hocam, istiyorsanız chat'e yazsın arkadaşlar. İlk bölüm Türkiye'de ne zaman yayınlandı, hatırlayan var mı acaba? Davasının ilk bölümü. Ondan sonra da konuşalım. Hocam ben yetkin değilim sorunun cevabı. Bunu söyleyebilirim. Bunu Turgut Hoca hatırlar ama Turgut Hoca şey olabilir, sesi açık olmayabilir. Bakayım, chat'i merak ettim gerçekten. Şimdi chat'ten yazan var mı diye. Evet, ben çocuktumlar var. Evet. Ceyar'ı görenler olmuş. Cem'den Cem. Cem hocam Ceyar diyor. Evet tabii, Ceyar'sız olmaz. Şimdi Ceyar'ımız var. Bravo. Osman hocam bu konuya da hakim. Evet. Ben Mart 1980 diye hatırlıyorum ama Levent hoca 2 Nisan 78 demiş. Yok. O şey, o Amerika hocam. Google'dan bakmışsınız ona. Ben Türkiye'ye sormuştum. Türkiye'de Mart 1980. Her neyse. Böyle bir şey işte. Dağlası var yani. Hani öyle şey yapayım dedim. Öyle başlayayım dedim. Tabii 80'lerde de ben de burası bir hayli büyüdü. Herhalde 4 katına falan çıkmıştır şehrin büyüklüğü. Şimdi benim bu konuya böyle başlamam nedeni aslında biraz da belli. Yani konu şey bir konu, anlatması kolay bir konu değil. Açıkçası benim anlamam da kolay olmadı bu konuyu. Bu materyali ben aslında yaklaşık yarım saatte şey yapabiliyorum, anlatabiliyorum ama yarım saatte anlatınca çok çok hızlı oluyor. Ve sanıyorum çok fazla etki olmuyor istediğim gibi. O yüzden birazcık yavaş anlatacağım. Biraz da bu formatın, ne diyeyim, bana uygunluğundan yararlanarak arada yaklaşık 4-5 dakikalık bir yan yola sapıp birazcık tarihten falan da bahsedeceğiz sunumun ortalarına doğru. O bölümle ilgilenmeyenler artık kayıtta falan daha sonra dinlerlerse o bölümü atlayabilirler. Ya da yani hangi bölüm isteyen, kim hangi bölüm istiyorsa o bölümü seyreder kayıttan. Distrofizm demek parçaların tam olmayan
füzyonu demek. Yani olması gereken şey, beklenen şey bu işte vücudun iki yarısının tam olarak ortada birleşip tamamlanması. Bu spinal distrofizmlerde, yani isim böyle çok hani insanı korkutan bir isim gibi geliyor da hiç öyle bir konu değil aslında. Şöyle yaklaşık işte bu ekrana sığmayacak kadar, hop şey yaptık geçtik ama neyse, ekrana bile sığmayacak kadar çok olan bir şey, ne derler, listesi olan bir hastalıklar grubu. Ama bir yöntem oturttuğumuz zaman, bunu da sanıyorum başaracağız biraz sonra, bir yöntem oturttuğumuz zaman bunların ne olduğunu çok rahat şekilde tanımlamak mümkün. Hiç öyle yani benim öğrenmeye çalıştığım zamandaki kadar korkunç değil. İşte dersin ya da konuşmanın her neyse en ne diyeyim zorlayıcı, anlatması da dinlemesi de zorlayıcı bölümü bu. Ben de hasbelkader yıllar içinde yani bu dersi dinledim başkalarından. Sonuna kadar dinleyip bitirdiğim nadirdir yani. Hani o yüzden kimseye ayıplamam eğer bu dakikalarda bir zayiat olursa. Birkaç dakika sonra geri gelin yani şey yaparsanız bu bölümü dinlemek istemiyorsanız. Ama nispeten önemli. İşte embriyolojide ilk günlerdeki, postkonsepsiyondaki ilk günlerdeki çok hızlı büyümeyi gösteren bir fotoğraf bu. Ve 23. günde dikkat ederseniz 4 milimetrelik işte bu işte baştan ne diyeyim popoya kadar olan uzunluğu, crown rump length uzunluğu denen uzunluğa alışılıyor yaklaşık işte 4 milimetre 23. günde. Ve işlerin çoğu da bu spinal cord gelişiminde, daha doğrusu santral sinir sisteminin gelişimindeki işlerin çoğu da bu erken dönemde oluyor. Birinci bölüm bu gastrulasyon diye, biraz da söylemesi zor bir şey ama sonuçta gastrula denen şey bu tek hücreli yapıdan, işte iki hücreli, dört hücreli her neyse, blastula, morula, şöyle şey yapalım, morula önce tabii ki bu duta benzetilen şey, efendim küresel hücre kütlesi. Daha sonra içi boşalınca blastula ismini alıyor ve daha sonra da böyle bir efendim yapraklı hale ulaştığı zaman da gastrula deniyor ona. Gastrulasyon denen şey, deminki slide'da biraz hızlı geçtim, bu iki tabakalı embriyonel diskin üç tabakalı hali geçmesine gastrulasyon deniyor. Başlangıçta efendim, endoderm ve ektoderm var, daha sonra işte mezoderm oluşuyor ve bu üç tabakalı yapı gelişecek olan fetüsün organlarını oluşturuyor. Bu görüntü hatırlarsınız, bu meşhur embriyoloji kitabından, Langman embriyoloji kitabından böyle bir koronal kesit. İşte üstteki kese amniyon kesesi, alttaki kese yolk kesesi. Arada da embriyonel disk var. İşte bu üstte amniyona bakan yüzeydeki şey ektoderm. Efendim yolkun etrafındaki de endoderm. Daha sonra işte endoderm, ektodermin içine doğru gelecek. Mezoderm de kasları, kemikleri vesaire oluşturacak. Böyle söyleyince de çok basit oluyor ama yani ne yapalım? Şey bu, bu kadarını anlıyorum ben de zaten. Şimdi nörülasyon denen şey de ikinci aşamada olan şey. Bu gastrülasyon, nasıl gastrülasyon ikinci, üçüncü haftalardı. Primer nörülasyon üçüncü, dördüncü haftalarda oluyor ve aslında birbirinin üzerine de biniyor yani. Üçüncü hafta ortak gibi. Bunda olan şey santral sinir sisteminin çok büyük bölümünün oluşması. Yani işte beyin, efendim ventriküller ve spinal cord'un çok büyük bölümü oluşuyor primer nörülasyonda. Bu da işte anormalliklerin çoğunun olduğu safa. Yine deminki görüntüyü hatırlarsanız işte yolk kesesi, üstte amniyon kesesi, aradaki üçlü embriyonal disk. Şimdi bir tane şey yapacağız, bir kesit göreceğiz. Bu amniyotik kesiyi kesmişler ve onun üstünden bakacağız. Bu şeye bakıyoruz, embriyonal diske bakıyoruz üstten. Bu şey, fetüsün, daha doğrusu bu aşamada embriyonun kraniyal bölümü, bana yakınan ekran sağ tarafındaki bölümde kaudal bölümü. Bir tane şey oluşuyor, çizgi oluşuyor. Bu primitif çizgi diye bir yarık oluşuyor şeyin embriyonal diskin ortasında. Ve bu yarığın daha böyle kraniyaline doğru bölümünde bir meşhur Hansen düğüm var. Hansen nodu var. Ve bu düğümden içeriye hücreler göç etmeye başlıyorlar. Şurada okla gösterilmiş, dikkat ederseniz şeyin altına doğru, bu endodermin altına doğru, pardon ektodermin altına doğru hücreler göç etmeye başlıyor. Bu da bir scanning elektron mikroskopi fotoğrafı. Şimdi tek bir tabaka gibi görüyoruz bu şeyde, bu aşamada. Bir sonrasında artık şey oluşmuş, bu primitif yarık denen, primitif strip denen şey oluşmuş. Ve etrafındaki hücrelerde bir kalınlaşma, bir böyle bir çoğalma var. Daha sonra bu efendim yarığın iki dudağı birbirine doğru yaklaşıyor.
Ve bu aşamada artık dudaklar birbiriyle birleşmiş ve bir tüp oluşmuş. Bunun meşhur nöral tüp lafı da buradan geliyor. Bu bir silindire, bir tüpe benzediği için buna nöral tüp deniyor. Ve onun hemen önünde aslında bu prosesi rehberlik yapan notokord var. Bu notokord da hemen nöral tüpün daha anteriöründe bir yapı. Burada da artık bu nöral tüp deri ektodermiden ayrılmış. İşte bu ayrılma hikayesi de bu disjunction, yani deri ektoderminin nöral ektodermin yani İngilizce disjunction deniyor. Eğer ayrılma gerçekleşmezse ona da işte non-disjunction, ayrılamama, kötü ayrılma, hatalı ayrılma prosesi deniyor. Bütün bu orta hattaki spinal distrofizmlerde bu prosesin hatalarından kaynaklanıyor. Nöral tüpü göstermişiz ve notokord. Bu biraz erken konuştum bunu. Bu ayrılma sürecinden bahsettik. İşte ortadaki yine nöral tüp, bu da ne derler, yüzey ektodermi ve arada artık kaslar, kemiklerde şeylerden oluşuyor, somitlerden oluşuyor, mezolerden oluşuyor. Şimdi spinal cord gelişiminde gastrülasyondan konuştuk, primer nörülasyondan konuştuk. Bir de sekonder nörülasyon diye bir şey var. Sekonder nörülasyon spinal cordun çok küçük bir bölümünü, bu conus medullaris'i, film terminali'yi oluşturan proses ve bu şeye göre, primer nörülasyona göre daha disorganize bir proses. Şimdi ona bakalım kısaca, bu biraz daha geç, 5. 6. haftalarda, yine de çok erken şeye göre tabii ki, yani bütün gestasyonu düşündüğümüz zaman. Bunda oluşan şeyler söylemişiz, film terminali, conus medullaris'in ucu ve terminal ventrikül, bu sekonder nörülasyonla oluşuyor. Hemen kısaca ona da bakalım. Bu nöral tüp daha kranialli bir yapı. Bu kaudal hücre kütlesi denen hücre kütlesi daha kaudalde. Ve beklenen şey şu, bu hücre kütlesinin zaman içinde böyle şey olması, ne derler, içinde bir lümen oluşması ve bu lümenin nöral tüpün lümeniyle hatalı şekilde birleşmesi ve buna bağlı olarak da conus medullaris'in ve film terminallerinin başarılı şekilde oluşması bekleniyor. Dediğim gibi aynı zamanda olan prosesler değil bunlar ve bu biraz daha hatay açık bir şey olduğu için o bölgenin işte film kalınlaşmasını, yağ oluşumu, lipom oluşumunu falan görmemizin nedeni böyle açıklanıyor. Bu prosesin farklı bir süreci, kötü Türkçe oldu. Bu prosesin farklı olması yukarıdaki prosesten. Bu terminal ventrikülden de lafı geçmişken hemen bahsedelim. Bu ne diyeyim, özellikle hani yeni bu kavramları öğrenen insanların çok kullanmayı sevdiği kavramlar. Terminal ventrikül aslında santral kanalın çok küçük şekilde genişlemesi, bir şey de yok, bir ölçüsü de yok yani. Yani şu kadarın üstü terminal ventriküldür diye en azından benim kullandığım bir ölçüsü yok ya da meslektaşlarımın kullandığı bir ölçüsü yok. Şey değilse, eğer conus medullaris'i genişletmiyorsa ve yani çok da yukarı çıkmıyorsa şeyin içinde, spinal kordun içinde terminal ventrikül diyebiliriz ona. Eğer expansiyona neden oluyorsa o zaman sphinx'i düşünmeye başlamak lazım. Bu anlam olmayan bir gözlem, terminal ventrikül anlam olmayan bir gözlem. Ve bu işte aynı şeyin aksiyeldeki görüntüsü. Ve bu çok eski bir yazı tabii. Neredeyse kaç yıl olmuş? 20, evet yani 26 yıl olmuş yayınlanalı. O zamanın teknolojisiyle işte şöyle bir oran vermişler, yaklaşık %2,5 falan gibi. Yani bugünümüzde artık yani kisle ya da işte trofüsle falan bakılsa, yani bilmiyorum, hiç yeni bir şey de okumadım da bu konuda, herhalde bundan çok daha yüksektir terminal ventrikülün görünme sıklığı, önemli olan bir şey değil. Bu da yine benim asistanlara çok sormayı sevdiğim ve cevabının beni her zaman ne diyeyim elendirdiği sorulardan bir tanesi. Bu şey yani biraz da ben hani radyolojiyi basitleştirerek bakmayı seviyorum. Şeyden bağımsız, yaştan bağımsız L2 korpusunun alt sınırı genel olarak, yani bu ne diyeyim, radyoloji camiasında normal olarak kabul edilen bir sınır. Yani inferior end plate'i L2'nin alt sınırı olarak kabul ediyor. Yaştan bağımsız. Bu asistanların yani bana ısrarla yıllar içinde öğretmeye çalıştıkları şey şu. Efendim işte kemik nöral dokuya göre daha fazla büyüdüğü için zaman içinde conus medullaris daha yukarı çıkar falan diye bir şey söylüyor. O doğru, fakat şeyden sonra doğru değil. Yani doğumdan sonra doğru değil. Yani fetal hayatta doğru olan bir şey. Tabii kemikler daha fazla büyüyor da. En azından benim naçiz tecrübeme göre bu sınır her zaman çalışıyor. Yani L2'nin alt sınırının altını anormal demek mümkün. Yani benim tecrübeme göre de şeyden sonra da hiç yükseldiğini de görmedim conus medullaris'in. Yükseliyorsa 1-2 milimetre belki yükseliyordur. Klinik bir anlamı yok.
Bir de seviyeler nasıl sayacağız seviyeleri? Bizim yaptığımız şey bu eğer seviye şeyi problemliyse yani seviyede sıkıntı olacaksa çok kısaca çok basit bir şey yapıyoruz. Sagittal T2 yapıyoruz bütün vertebral seviyeleri belirlemek için. Yukarıdan aşağı başlayıp sayıyoruz. Eğer sayı tutmuyorsa da onu söylüyoruz yani işte yani 7 tane servikal vertebra var işte şu kadar torasik vertebra var işte şu kadar lumbar var diye. Yani sayının çok önemi yok aslında burada. Sadece sizin söylediğiniz sayının cerrahın ya da işte klinisyen anladığı sayı olması önemli. Yoksa şeyin çok önemi yok yani ona işte L5 demişsiniz buna S1 demişsiniz çok önemli değil. Yeter ki ne söylediğiniz anlaşılsın. Bu de şöyle bir örneğe bakalım şimdi. Yani şu mu? Bu radyoterapi almış bir hasta olduğu için kemikliği çok şey ne derler, çok yoğun şekilde hiperintens görünüyor T1'de. Bu mu L5, bu mu L5 diye şey yapmışız efendim, soruyoruz bu de, şey olsun diye. Tabii ki şey var, saymak mümkün bunu yukarıdan aşağıya doğru. Bazen, burada söylemeye çalıştığım şey, bazen S1, S2, intervertebral diski de çok normal şekilde oluşmuş olabilir. Onun için ya yukarıdan saymanız lazım ya da eğer yukarıdan sayma imkanı yoksa o zaman bu iliolumbar ligament dediğimiz çok küçücük bir ligament var ve görmesi çok kolay yani şeyde hiç zor olan bir şey değil. Bu tarif edilen şey şu genellikle son lumbar vertebra ile sakrum arasında görülen bir şey bir ligament. Dolayısıyla bunu gördüğümüz seviyeye sayılar tutuyorsa L5 S1 demek lazım, S1 demek lazım. Bu konuyla ilgili benim naçiz beğendiğim yazılardan bir tanesi artık eski demiş de yani 2010'dan bir yazı ama hala geçerli bence. Tavsiye ederim bu konuyla ilgili. Yani ben lumbarizasyon, sakralizasyon demeyi pek sevmediğim için o kavramları çünkü sürekli düşünmek gerekiyor yani neydi bu neydi. Ben de artık yaş itibariyle unutuyorum bazı şeyleri. O yüzden sayıp şey yapıyorum, yukarıdan aşağı sayıp. Bence şuyla buyur diyorum. Şimdi bu spinal distraktizmlerde çok kolay bir klasifikasyon var. Açık mı, değil mi? Ve bunun tanısını da çoğu radyolog koymuyor zaten. Yani hasta görüldüğü zaman, bu örnekte bebek doğduğu zaman eğer bir deri eksikliği varsa ortalıktaki kitlenin üzerinde o zaman bir açık, yani açık demek deri yok demek. Açık bir spinal distraktizm olacak. Eğer kapalıysa da deri var demek. Yani bu kadar basit bunu şey yapmak, bunu ayırt etmek. Bu açıklarda yani bu tartışmanın kalanı için tamamen miyelomeningosel diyebilir açıklara. Bir de miyelosel diye bir şey var. Bu çok nadir olan bir şey. Yani %2'sinde görünüyor aynı konseptin. Ve klinik olarak da anlamı yok. Yani her ikisinin tedavisi ve şeyi tamamen aynı. Prognoz da tamamen aynı. O yüzden yani miyelosel hiç kullandığım bir şey değil. Tamamına neredeyse meningomiyelosel ya da miyelomeningosel diyoruz. İkisi arasındaki fark da şu. Bu demin sözünü ettiğim tüp oluşması ve bu nöral tüpün deri ektodermiden ayrılması başarısızlığı şuna neden oluyor. Tüp oluşamadığı için bir plak şeklinde kalıyor nöral doku bu bölgede. Ona da nöral plakod ismini veriyoruz. Eğer nöral plakod spinal kanalın, beklenen spinal kanalın sınırlarının dışında ise yani sınırları şöyle aşağı yukarı şöyle çiziyoruz. Dışında ise ona o zaman miyelomeningosel diyoruz. Eğer nöral plakod beklenen sınırların içindeyse ona da miyelosel deniyor. Ama dediğim gibi hiç ayırt etmeye bence gerek yok. Yani ayırt etmeye çalışmaya gerek yok yani ikisini. Devam edelim. Bu bir işte fetal MR 18. haftadan. Keseyi görüyoruz lumbar bölgede. Bir lumbar miyelomeningosel. Ve aksiyellik görüntüsü de böyle. Bunda nöral plakodu görmek çok kolay değil ama keseyi görmek çok kolay. Ve bu hastada erken hidrosefali oluşmuş. Bu hastaların tamamı da hidrosefali oluşmaz ama önemli bir bölümde oluşur. Nispeten erkence hidrosefali olur. Tabii ki bu bebeğin şeyi ne derler? Prognozu hidrosefalisi olmayanlara göre çok daha kötü olacak. Ve defektin yüksekliği de önemli. Daha aşağıdaki defektlerin prognozu daha iyiyken daha yukarıdakilerin beklendiği şekilde defekti daha kötü. Bir örneğe daha bakalım. Burada çok nadir olan bir şey. Bunların görüntülemesi yani başka bir nedenden yapılmış olmalı bu hastanın spinal görüntülemesi. Çünkü hemen hemen hiçbir zaman yapılmaz akut dönemde miyelomeningosel görüntülemesi spinal bölge için. Nedeni çünkü prognoz değiştiren bir şey yok. Bunlar
neredeyse derhal kapatılması gereken defekler. Ben cerrahisinden kapatır bunları enfeksiyondan korumak için. Bakımı çok zor bu şeylerin, keselerin yoksa. Burada görüyoruz bunu el plakot şeyin dışında, ne derler, spinal kanalın dışında. Dolayısıyla bir milim enlemesel ve sagittal ve aksiyel teyiklerde aynı şeyi göstermişiz. Burada aynı hastanın beyin görüntülemesi, bu da hiç gerek olan bir şey değil. Erken dönemde. Biraz sonra KRG'den bahsedeceğiz uzun uzun. İşte serebeller herniasyon var spinal kanalda ve hidrosefali gelişmeye başlamış. Yine serebeller dokunun herniasyonu var aynı hastada. Aynı hastanın 4 yaşındaki görüntüleri. Bu tabii ki yukarı çıkmayacak yani şeyle ne derler şey kapatılsa bile, defek kapatılsa bile. Defek kapatılmasının tek amacı şey enfeksiyonu engellemek ve bakımı kolaylaştırmak bu şeylerde, bu çocuklarda. Şöyle bir bilgi daha var. Ben açıkçası hep şey sanırdım bunu. Girişimsel yaptığım yıllarda özellikle bu çocuklara çok girişmem gerekirdi. Çoğu da tekrar sanayideydi. Eğer defekt L4, L5'in altında ise bu çocukların çoğu yürüyebiliyor. O önemli bir bilgi. Yani bu çocuğun yürüme ihtimali çok az tabii. Yani defekt şeyin üzerinde, L4'ün falan üzerinde de. L4, L5'in altında ise bütün KRA2 vakaları yürüyemiyor değil yani. Alttaki defekte olanlar yürüyebiliyorlar. Ve nöral plakodun yine aynı şeyi, aynı şekilde görüntüsü, zaman içindeki görüntüsü. Şimdi birazcık işte tarihten bahsedeceğiz. KRA2 malformasyonundan bahsedeceğiz. Bu işte tarihte Arnold Chiari denen şey bu. Arnold Chiari sadece KRA2 ile karşılığı olan bir şey. Bu adamlardan da biraz sonra bahsedeceğim. Kısaca bakalım şeye, bu lumbar meningesel olmazsa olmazı KRA2'nin, yani KRA2 dediğimiz zaman lumbar meningesel olması lazım o hastanın. Posterior fossa küçüklüğü var tabii ki. Efendim bu işte şelale şeklinde aşağı doğru akan serebeller, hemisferler, vermesinden çok hemisferler ve beyin sapının aşağı doğru herniye olması ve bu da işte sarkomediler kink denen şey, ne derler, bükülme. Herkes de görmüyor ama işte bu sıklıkla görülüyormuş. Bu tektal gagalaşma denen şeyde bayağı karakteristik özelliklerinden bir tanesi ve işte serebellum kuleleşmesi aklıma gelmedi çevirirken, şimdi geldi aklıma, kuleleşmesi de bir şey, bir özellik. Bu tentoriyel yapraklar arasından serebellum yukarı doğru sanki böyle yükseliyormuş gibi görünür KRA2'de. Ve bir de dördüncü ventrikül hiçbir zaman normal olmaz KRA2'de. İşte uzamış ve küçük bir dördüncü ventrikül görmek beklenir. Eğer dördüncü ventrikül normal görüyorsanız onu şey düşünmek lazım. Dördüncü ventrikülün bu işte entrapment denen, yani diğer ventriküler sistemin kalanından ayrıldığını düşünmek lazım KRA2'li bir hastada. Ve bu hidrosirüngömiyeli de seyrek olmayarak, yani çok dikkat ederseniz çok geniş bir ranj verilmiş ama bu muhtemelen tekniğe bağlı olarak verilen bir şey. Hatırlanacak şey şu, yani KRA2'de de sirinç görülür. Onu bilmek lazım. Bir başka örneğe bakalım. Bir de bu da şey, bu da petrous apex remodeling ya da scalloping denen şey. Yani vücuttaki en sert kemiklerden biri olan petrous kemik bile zaman içinde şey olabilir. Posterior fossa küçüklüğünde bağlı olarak KRA2'de böyle bir şey olabilir. Yani konveksleşebilir. Pardon, yanlış söyledim. Konkallaşabilir medyale doğru. Aynı hastanın şeyi, ne derler, hidrosefaliyi gösteren görüntüleri ve küçük posterior fossa aşağı doğru serebeller dokunun herniye olduğunu görüyoruz. Yine şeye bakalım, bu artık yani pek artık yapılmayan bir şey. Bu eski bir vaka, tomografi yapılmış 4 haftalık çocuğa ve bu şey giral intercitasyon denen şey, orta hattaki falx fenestrasyonuna bağlı olarak şeylerin, serebral hemisferlerin böyle birbirinin içine girmiş görüntüsü çok karakteristiktir KRA2'de. Ve bu da işte Lüken-Schadl denen laküner kalvaryum görüntüsü. Bu şey değil, hidrosefaliye bağlı olan bir şey değil. Bu tamamen kalvaryumun gelişimsel bozukluğuna bağlı olarak olan bir şey. Yani artmış intrakranial basınca bağlı olarak oluşan bir görüntü değil Lüken-Schadl görüntüsü. Ve bir de şurada okla göstermeye çalıştım, umarım görülüyordur. Bu basioxybutyn scalloping'i de KRA2'nin karakteristik özelliklerinden bir tanesi. Dikkat edilecek şeylerden biri. Ve şuna bakalım, bu da 8 yaşında bir hastada yine giral intercitasyona bağlı. Dikkat ederseniz de benim önemli bölümü şeyde spinal kanalda herniye olmuş. İşte, basioxybutyn scalloping'i var. Ve şantları var tabii ki şeyin, çocuğun.
Bir başka örnek, yani bir tane görüntü hepsini görmüş gibi oluyoruz da kalozal diskenezis seyrek olmayarak yaklaşık yarısında görülür Ki-R2 vakalarının. Ki-R2'den bahsettiğim farkındayım ama miyelomeningoselden bahsedince Ki-R2'den bahsetmen olmaz. O yüzden biraz beyinden bahsediyorum. Ve bu kortikal gelişimsel anomalikler de seyrek olmayarak görülür Ki-R2'de. Bunda gri cevher heterotopisini görüyoruz her iki tarafta da ve yine iki taraflı şantları var hastanın. Yine korpus kalozum, bunda artık çok, çok küçük, çok malforme bir korpus kalozum var ve şeyini görüyoruz. Siringobul bir miyelisini görüyoruz aynı hastanın. Bu da yani artık pek kullanılan bir şey ama bu sirina giri, bu şeyin kalabalıklaşması demek, girusların kalabalıklaşması demek. Yani Ki-R2 dışında kullanılan bir şey değil. Bunda şey aslında girus kalınlığı normal. Sadece yeterince boşluk olmadığı için tahmin ediliyor. Böyle bir kalabalık görüntüsü var. Yani çok da kullanılan bir şey değil ama yani bir yerde görürseniz sadece Ki-R2 kontekstinde kullanılan bir tanımlama. Sirina giri. Şuna bakalım şimdi 26 haftalık bir gestasyonda işte bir Ki-R2'si olan fetüs. Hidrosefalisi var ve postefosaya bakarsanız çok küçük bir postefosası var hastanın. Ve yüksekçe bir şey var. Yüksekçe bir miyelomeningoseli var. Ve herniye olmuş şey. Serebeller doku spinal kanalının içine doğru. Ve aynısının aksiyeldeki görüntüleri daha yukarıdaki normal spinal kord. Bunu herhalde gösterdik. Bunu geçebiliriz. Bu da yine bir, yani çok fazla örnek koymuşum, diyeceğim hızlıca geçeyim. Bir tane daha Ki-R2 bu tek tel gagalaşmayı gösteren bir örnek. Ve nöral prekot kapatıldıktan sonraki görüntüsü. Bunu geçeyim, bunu çok uzun olacak bunun konuşması. Bu da işte miyelosel ve miyelomeningoseli demin göstermeye çalıştım. Bu da işte görüntüsü, şematik görüntüsü. Miyelomeningoselde nöral prekot şeyin dışında, spinal kanalın beklenen sınırlarının dışında ama miyoloselde işte deriyle aşağı yukarı aynı seviyede falan gibi şey nöral kaput. Ama şey dediğim gibi tamamen aynı. Tedavi tamamen aynı. Bu derinin birbirine yaklaştırılarak deri defektinin kapatılması üzerine bir şey. Bu da bir başka görüntüsü. Bu çok işte derisi olmayan üzeri pembemsi. Göze hitap etmeyen bir keseleri oluyor bunların. Bu da yine Ki-R2'de olan bir syrinx görüntüsü. Bunda tedavi biraz sonra bahsedeceğiz Ki-R2'den farklı. Posterior fossa dekompresyonu bazen yapılır ama her zaman değil. Onun yerine bu şeyle syrinxle mücadele etmek daha makul bir şey gibi düşünüyor cerrahlar tarafından. Dikkat ederseniz burada bir syringoarachnoid şant yerleştirilmiş buna. Ve zaman içinde burada ekspansiyon olan syrinx artık şey değil, ekspansiyon değil ve şurada da şeyi görüyoruz. Şantı da görüyoruz. Syringoarachnoid olarak mevcut şant. Burada daha yukarıda bir miyelomeningosel her zaman lumbar bölgede olacak değil. Bazen işte aşağıda torasik hatta daha yukarıda olanlar oluyor bazen. Bu hala diğer bütün özellikleri çok benzer olduğu için postefostaki yapılar bunu da Ki-R2 olarak tanımlamak lazım. Bu çalışmalardan bahsetmek lazım. Bu bir kere yapılıp tarihte bir daha yapılamayacak olan çalışmalardan biri. Yaklaşık neredeyse 10 yıl olmuş yani zamanla geçiyor. Bunda yapılan şey şuydu, işte randomize ettiler bir grup şeyi, ne derler, Ki-R2 FETÖ olarak Ki-R2 tanısı almış olan hastaları ve bir bölümüne perinatal cerrahi yapıldı. Cerrahi de şu, işte histerotomi yapılıyor. Çoğunlukla bu ikinci trimesterde yapıldı bu. Ve yani doğum sonrası yapılacak olan şey doğumdan önce yapıldı. Deri defekti. Kapatılmaya çalışıldı. Amaç da şey tabii ki bu kimyasal hasarın yani serebrosinal sıvının bu nöral plakot üzerinde oluşacak kimyasal hasarın ve aynı zamanda bir de mekanik hasar var. Bu nöral plakot etraftaki dokulara sürtündükçe olan bir mekanik hasar. Onu engellemek için teori oydu. Şey yapmak, neonatal cerrahiyle pardon, perinatal cerrahiyle bu defekti kapatmak işte ama yapılan şey de şu, defektin kapatılması. Bir bölüme işte bu yapıldı, bölüme yapılmadı. Bu hastalar takip edildi, hala ediliyorlar aslında. Perinatal cerrahi olanlarda şant gerekliliği %80'in üzerindeyken, perinatal cerrahi geçiren hastalarda şant gerekliliği yarı yarıya azaldı. Bu çok dramatik bir şey, çok dramatik bir sonuç. Yani bir Ki-R2 hastalığını şanttan kurtarmak. Bu da yani başka önceki konuşmalarımda çok kullandığım bir şey ama bu derste de kullanmasam olmazdı. Bu bizim hastanede takip edilen ve o çalışmaya dahil olan çocuklardan bir tanesiydi. İşte çok
minör derecede Kiare-2 bulguları var. Tek tarih gagalaşması var efendim. Postelaf olsa küçükçe ama o kadar da değil. Yani Kiare-2 olduğunu bilmesek çocuğun, yani cerrahi Kiare-2 olduğunu bilmesek buna Kiare-2 demek çok çok zor. Sadece beyine bakarak. Prenatal mielomeningeal tahmin olmuş bir çocuk. Bu çocuk 3 ay sonra işte çok ağır bir menenjitle geldi ve bir türlü bulamadık biz menenjitin şeyini, kaynağını. Hatta bir görüntüde şöyle bir defekt var kalvaryumda, parietal kemikte, vertekse yakın. Bir subperiostal apsisi de var. Şey diye düşündük, hatta burada osteomiyelit var, acaba onu bağlı olarak mı menenjit oluşuyor falan diye, ama bu sekonder olduğunu daha sonra anladık. Yani menenjite bağlı osteomiyelit gelişmiş bu çocukta. Hatta menenjit tanısını da şöyle koymuştuk ben o zamanlar, işte şey yaparken işte aspire etmişim oradaki apsiyi, subperiostal apsiyi. Her neyse. Daha sonra difilon ağırlıklı yönetimi yapınca şurada çok küçük de olsa parlak görülen şey bir dermoidi temsil ediyor. Şurada yüksek rezolüsyon T2 de şöyle görünüyor. Yani bu cerrahi sırasında ki komplikasyonlardan bir tanesi deri elemanlarının spinal kanal içine yanlışlıkla girmesi. Ve bu elemanlar girince de arada bir traktüs oluşuyor, yani spinal kanalla deri arasında. Ve bu çocuğun şey nedeni oydu, ne derler, menenjit nedeni oydu. Şurada da cerrahi fotoğrafı var. Şurada dermoidi görüyorsunuz, parlak beyazımsı olan şey dermoid. Daha üzerindeki yapı, yassı yapı nöral plakot ve en üstteki tüp şeklindeki yapıda normal spinal kord. Miyeloselden bahsettik, bunu hemen geçebiliriz hızlıca. Nadir olan bir şey, hiç üzerinde durmaya gerek yok. Bunları da zaten şey yaptık, konuştuk. Şimdi burada azıcık Cenk Hoca'nın bu tarihten yaptığı güzel girişten de cesaret alarak birazcık bu işin tarihinden bahsedeyim. Bu şey, Hans Kiare, yani o zamanki patologların çoğu gibi Viyana Üniversitesi mezunlarından birisi. Avusturya'da aslında, ama kariyerini şeyden sonra, Viyana'dan sonra Prag ve Strasbourg'da geçiriyor. Bu da şey, bu da Arnold. Arnold'un Alman olduğunu nispeten yeni öğrendim ama sonuçta Alman. Ve onun da Viyana Üniversitesi'yle bir şey var, bir bağ var. Daha sonra da bu Virchow, ünlü Virchow'un yanında çalışıyor. Zamanın ünlü patologlarından bir tanesi. İkisi birbirlerinden ayrı olarak bu işte postelafosadaki küçüklüğü ve lumbar miyelomeningeali tanımlıyorlar. Kiare 2 olarak tanımlıyor. Şey, Arnold adını vermiyor. Daha sonra sanırım 1907'de Arnold'un iki tane asistanı şey yapıyor. Bu malformasyon adını Arnold Kiare olarak veriyorlar, ama bizim asistanlara ısrarla söylediğim şey, yani Arnold Kiare sadece bir Kiare'ye uyan bir şey. O da Kiare 2. Kafa karışıklığına gerek de yok. Yani maalesef Arnold'u tarihten birazcık siliyoruz. Yani hepsini birden Kiare'nin adını kullanarak sesleniyoruz. Kiare 1-2 diye. Bu da, bunu Turgut Hoca çok iyi bilir aslında, bu Avrupa camiasındaki, daha doğrusu dünya camiasındaki tanımının nedeniyle, bu Viyana'dan bir şey, Google Maps'ten bir şey, fotoğraf. Viyana'da bir şey var, bir Kiare Caddesi varmış, onu da dün öğrendim. Kiare Gasse diye, şurada bir yer, Kiare Gasse diye. Fakat bu caddenin adının verilmesi nedeni şey değil, bizim tanıdığımız Kiare değil, bu Kiare'nin abisi. Otokar Kiare diye bir adam. Bu da ünlü bir şeymiş, kulak burun boğazcı. Viyana'da çalışmış şeyin aksine, Kiare'nin aksine, kardeş Kiare'nin aksine. O yüzden ve bir şey de tanımlamış, ne derler, transfinite cerrahi tanımlayanlardan bir tanesi, ilk yapanlardan bir tanesi. O yüzden ona da bir şey vermemiş, bir cadde ismi verilmiş, Viyana'da hala var. En azından dün gece itibariyle vardı. Bunu nasıl bağlayacağım bayağı düşündüm Cenk Hocam. Yani bu şeyi, bu filmlerden bahsetmeyi seviyorum ben, ama buldum, aklıma geldi dün. Bu şey, bu bir üçleme, işte Before Sunrise, Before Sunset ve Before Midnight diye bir üçleme. Bu Ethan Hawke'ın filmlerinde olan bir şey bu. Yani ne derler, dönem filmi diyeceğim de, dönem filmden öte bir şey. Yani longitudinal filmler çekmeyi seven bir aktör. Bu ikilinin en azından üç tane film var şimdiye kadar. 95 galiba, 2004 yanlış olabilir, 95, yani early 90, şey, erken 90'lar. Bu 2004, bu da 2013. Bu filmin birinci serisi Viyana'da geçiyor. Şeyi öyle buldum yani, bağlantıyı öyle buldum. Hiç şiddetle tavsiye ederim ilgilenenlere, filme işte merak olanlar varsa grup içinde. Gayet eğlenceli bir seri. Son herhalde yaşlanıyor tabii aktörler de zaman içinde. Sanırım bir sonraki de, yani
Gece Yarısı'ndan sonra film olur. Bir sonraki filmi çekerler sonunda da. Giderek karamsarlaşıyor içerik. Viyana'dan bahsetmişken de yine hocam başka bir yerde onları konuşamam. Hafızanı sınanarak Turgut Hocam, Cenk Hocam. Biraz da Freud'dan bahsedelim. Viyana'dan bahsedelim, Freud'dan bahsedelim olmaz. Bu Freud'un çocukluk fotoğrafı, ilk bilinen fotoğrafı bildiğim kadarıyla. Şimdi Freud'un kokainle bilgisi var. Yani umarım burada dinleyiciler arasında işte yani söylediklerimden rahatsız olan ve Freud'a hayır bizim Freud'umuza laf edemezsin falan diyen olmaz. Varsa da bana ulaşıp sonradan konuşabilir. Seve seve konuşuruz. Freud'un kokainle bir şeyi var, bir bağ var yani. Yaklaşık 15 yıl kadar kokain kullanıyor, oral kullanıyor yalnız. Önemli olan şey o, şey değil, inhal etmiyor. O yıllarda 1800'lerin sonunda, 1900'lerin başında kokain çok kullanılan bir madde ve bu işte şeyden internetten buldum bunu. New York'ta böyle 50 sente satılıyor şey, ne derler? Kutusu. Kutuda ne kadar bilmiyorum. Kokain tabletleri satılıyor. Hani bu şeyde falan o zamanki işte bazı şaraplarda işte meşrubatlarda falan gerçekten var. Kokain koka var. Her neyse Freud'un bir şeyi var, ilgisi var kokaine. Kendisi de kullanıyor ve şey yapalım. Yani kaynağım da bu kitaptır yani şey yaparsanız ilgilenen varsa internette bedava da bulmakta mümkün kitabı. Oraya bakılabilir. Bu da Freud'un şeyi kokain üzerine yazdığı manuskripti. Uzunca bir şey. Yani o alanın uzmanı olmak istiyor. Yani gerçekten ona kafayı takıyor. Yanlış söyleyebilirim. Kokain konusunda dünyadaki uzman olmak istiyor. Çünkü başta bir fizyoloji falan ile uğraşıyor. Sonra nörolojiyle uğraşıyor. Ama bir türlü yani şöhrete çabuk ulaşmak isteyen birisi. Paraya da aynı şekilde. Kokainden bir şöhret elde edebileceğini düşünüyor bir süre. Ve bu Viyana Üniversitesi Fizyoloji kürsüsündeki çok yakın arkadaşı Flaschel diye bir şey var. Çok da parlak bir adam. Önemli buluşları da var yani. Bizim fizyolojide öğrendiğimiz buluşların bir kısmını bu adamcağız yapmış. Adamın sıkıntısı şu, fizyoloji laboratuvarında çalışırken parmağını kesiyor. Bir şey oluyor, parmağında nöronlar oluşuyor ve onun ağrısını tedavi etmek için morfin kullanmaya başlıyor. Ve bir morfinman oluyor maalesef genç yaşta. Freud'un da şöyle bir teorisi var. Kokain tedavisiyle morfinizmi, morfin bağımlılığını kurtarabileceğini inanıyor. Tek o değil, başkaları da var yani bunu düşünen. Ve Flaschel üzerinde bu deneyi yapıyor. Tek denekli bir çalışma. Ve maalesef Flaschel bir süre sonra hem kokain hem morfin bağımlısı oluyor ve çok feci şekilde ölüyor yani adamcağız. Her neyse bu şey bu dönemde bir de şeyin para karşılığında yaptığı bir çalışma var. Merck firması için. Çok özür dilerim. Bu çalışmayı bir Amerikan firması için yapıyor. Şey kokain çalışmasını. O zaman bir Amerikan firması var Packer diye bir de Merck var kokain yapan. İkisinden hangisi daha iyi bir çalışma yapılması isteniyor? Bir önceki makalesinde Freud'a diyorlar bu işten yap diye. O da yapıyor şey çalışmayı. Yani şimdi çok zaman harcamayacağım da yani çok eğlenceli bir deney düzeni var. Tek deneyi kendisi yapıyor. Tek denek kendisi. Kendi üzerinde yapıyor. Ve sonuçları da kendisi yazıyor. Böyle mükemmel bir şey var. Projesi var. Ve bu şeyde şey hala var. Ne derler? Literatür hala var. Freud ve işte Contribution diye bakarsanız makale ulaşmak mümkün. Gayet sonradan pişman oldu. Yayınlamaktan pişman olduğu makalelerden bir tanesi. Freud demiş ya şundan da bahsedeyim. Freud şeyde 1880'lerin başında yaklaşık 6 ay, kendisi 9 ay falan diyor da aslında 5,5 ay şey gidiyor, Paris'e gidiyor. Meşhur Salpetriye Enstitüsü'ne. O zaman Avrupa'da ya da dünyada nörolojinin merkezi bu enstitü, Salpetriye Üniversitesi ve başında da bu tablodaki insan var, Charcot. Meşhur Charcot. Hani Charcot-Maritus'un Charcot'su işte MS'i tanımlayamış o zaman çokmuş. Yani Napolyon falan gibi görüyor kendisini. Fakat kariyerinin son yıllarında şeye takıyor, histeriye takıyor. Yani histerinin çok organik bir hastalık olduğunu efendim işte ilişki, işte magnetizmle uğraşıyor falan. Biraz şeyi kaçırıyor yani yönünü şaşırıyor. Bu Salpetriye'de çok ünlü nörologlar var. Bu kadıncağızı, histeri krizi geçirdiği varsayılan kadıncağızı tutan bu sakallı insan da Babinski. Kitapta öğreniyorsunuz yani o zaman bizim sonradan nöroloji öğrendiğimiz insanların çoğu Charcot'un öğrencisi olmuş. Freud da çok gurur duyuyor Charcot'un yanında zaman geçirmekten. İşte o dönemde büyük çalışmalar yaptığını söylüyor ama mektuplaşmalarından biliyoruz ki nişanlısı olan yani fazla uğramıyor şeye enstitüye. Bu tabloda çok tarih derslerine falan kullanılır. Ama eğlenceli bir şey. Dikkat ederseniz sol tarafta duvarda
histeri geçiren bir kadının alması gereken pozisyon resmedilmiş. Ve bu hastaların bir kısmı da ne kadar iyi histeri geçirirlerse, dikkat edersiniz seyirci çok ve Paris'in ve hatta Avrupa'nın çeşitli bölgelerinden görmeye giriyorlar Charcot'un histeri konusunda çalışmalarını. Buradaki performansa göre hastaların kazanımları var. Maddi çoğunlukla kazanımları var. Dolayısıyla yani ipucu da şeyde nasıl bir histeri krizi geçirmesi gerektiğini hasta görüyor bir yandan. Bu da Freud'un Martha'ya, nişanlısına yardım ettiklerinden bir tanesi. Biraz parayı seven bir şey, karakter diyelim Freud için. Biraz uzattım ama artık şey yapalım. Şurada işte Merck'in Packer'la olan çalışması şey diyor. Bu çalışmayı yapmam için diyor, bana para verecekler diyor ama bu iş sayılmaz diyor. Yani bayağı zevkli bir iş diyor. Çünkü ikisinin de kokainin tadına bakarak sonucu yazdığı bir çalışma. Ya hocam çok uzattım da şunları da göstereyim, sonra da tekrar döneceğim spinal distraksiyonlara. Bu Freud'e benim merakım şuradan başladı, bu kitaptan başladı. Bu Nietzsche ağladığına diye Türkiye'de sanıyorum meşhur oldu bundan 7-8 yıl önce bu kitap. Yani kitap beni çok sarmadı açıkçası ama Freud'e merakımı arttırdı. Bu da işte şeyi ne derler, filmi kitabın diyenen varsa. Ve bu da şey, yani çok ilginç karakterler bunlar. O zaman Viyana'sı bir yerse Freud... İşte şeyle arkadaş, Zweig'le arkadaş, Zweig de biliyorsunuz son yıllarda çok meşhur oldu. Aynı dönemler, yaşları da hemen hemen aynı ve görüşüyorlar. Yani Zweig kitaplarına dikkat ederseniz zaten Freud'un teorilerinden birazcık şeyler de vardır, isimler de vardır. Bu bir önceki sözünü ettiğim kitapta bu, ben işte Nietzsche aldığımda kitaptaki meşhur bir Anno hikayesi vardır. Bu Anno hikayesini Freud, naçizane söylüyorum bunu, biraz yazıyor. Zweig da şeylerinden biri yani tanıklarından biri bu şeyi yazışıyla ilgili olarak, bu hikayeyi yazışıyla ilgili olarak. Bu konuyla ilgili olarak da bugünlerde yazan işte Yalın Alpay var. Tavsiye ederim onun web sitesini ya da YouTube'daki videolarında izlemenizi. Bu da yine ilginç şekilde son yıllarda gözüme çarpan, yine bu konuyla ilgilenen insanların dikkatini çekecek, benim hiçbirine katılmadığım bir podcast, işte Freud'un hayatını anlatıyor. Bu da podcast'in sunucularından bir tanesi Erol Teber'in yazdığı bir kitap. Şimdi diyeceksiniz ki hocam amma uzattın ama inanın şey falan, eğer dinleyiciler arasında çocuğu üniversite sınavına hazırlanan varsa bu sorular çıkıyor. Bu kitabı okuduğumu işte bunları ne diyeyim bilen bir arkadaşım bana geçen gün bu şeyi gönderdi, bu soruyu gönderdi. ÖSYM'nin sanıyorum benimle sınavından bir soru. İşte efendim Freud'un sunumuna bir peri masalı diyen birisi var. Kitabında da buradan geliyor bakarsanız bilimsel bir peri masada. Efendim her neyse yani bu bilgiler iyi kötü. Bu konuda bilgi sahibi olmak isteyen arkadaşlarıma kendimi göstermeme fırsat sağlıyor. Birazcık Oğuz Atay reklamı da yapalım tabii. Çok uzattığım için bunları artık kendiniz okuyun diyorum. Ama bağlantıda şu Serol Teber'in bu tutunamayanlarla ilgili bir kitabı var. Okumadım yani okumam da herhalde ama yani derin derin konular. Dönelim şeye, Kiari 1'e. Şimdi Kiari 2'den konuştuk, Kiari 1'e dönelim şimdi. Kiari 1, Kiari 2 ile yani ilgisi olan bir şey herhalde sadece adı benziyor. Yine posterior fossa küçük. Ama bunda herniye olan şey ne derler? Serebeller, tonsiller. Serebeller vermiş değil. Bu sfingomiyeli şeyi, sıklığı. Yine dikkat ederseniz çok geniş bir range var. Dördüncü ventrikül genişlemiş. Ve şu önemli bir şey, yani aşağıdaki olan bölüm yani McRae hattı dediğimiz bu işte bazioksibuttan opistiyona, daha doğrusu baziondan opistiyona çekilen hattın altındaki mesafe uzaklık 12'nin üzerindeyse semptomatik olma ihtimali hemen hemen kesin. Bu da işte bizim ne derler gençliğimizin asistanlığımızın kitabı, sonra olan bir şey değil bu. Yani o zamanların işte bilgilerine göre Kiari 1'de %20-25 hidroseferi efendim tanımlanmış. Bu tabii doğru değil yani, bu şey değil. Yani ne derler, yani %1 bile değildir herhalde Kiari 1'deki hidroseferi sıklığı. Bu işte 10 yaşındaki bir kızın kiaresi. Çok yoğunca bir kiare var. Yani ihtiyacı bir kiaresi var. Odontoid retrofleksiyonu var ve sirenksi var. Ve şeyde ne derler, 14 yaşındaki bir kiareye bakalım. Yine odontoid retrofleksiyon var. Bu önemli bir şey. Bu anatomiyi daha bozan bir şey. Yani düz bir odontoide göre retrofleks olmuş bir odontoide olması. Semptomatolojiyi daha şiddetli hale getiren bir şey. Ve ekspansif bir sirinksi ve skolyozu olan bir hasta. 4 ay sonra şey yapılmış, boksibital kronik yapılmış. Ve bunda çoğunlukla C1'in posterior arkada
vezifeye edilir ve 4 ay sonra şey ne derler strings şey olmuş o. Çok küçülmüş. Buna bakalım. Yine 3 ay 3 yaşında bir şey çocuğun hikayesi var. Bakalım 6 yıl sonra şiddeti çok azalmış. Bu da nadir olan bir şey değil. Zamanla Chiari şiddeti bir şey olabilir, azalabilir. Yani hemen bütün bu hastaları cerrahi olacak falan diye bir şey yok. Tamamen semptomatolojiye bağlı. Semptomatolojide oksipital ağrı baş ağrısı olacak çoğunlukla. Ya da uzun traktus bulguları, işte bu spinal cord stringisine bağlı olarak olan bulgular, onlar olacak. Bir örneğe daha bakalım. Bu da nadir hilosefali bulgularından bir tanesi. Üçüncü bentik yönü sesleri genişlemiş Chiari 1'de ve şey yani kronik hilosefali olduğu için şey yok. Cerebrospinal resorpsiyon da yok, sıvı resorpsiyon da yok. Bu nadir dediğim gibi yani %1 ile değildir benim tecrübeme göre Chiari 1'de strings olması. Bu kafa tabanı anormalikleri yani herhalde şey diye insidental bir şey ama bunda bir kronik fenojial kanalı olan bir Chiari 1 vakası şey değil. Önemli bir şey değil. Şimdi Chiari 1 diyorum ısrarla dikkat ederseniz. Biraz sonra konuşacağız. Bu işte bir sine MR görüntülemesi. Bunda problemlerden bir tanesi bu nöral doku her zaman etraftaki kemiklere sürtünüyor şey sırasında kardiyak siklus boyunca. Yani dakikada 60 kere, 80 kere, 100 kere her neyse sürtünen bir şey. Yani şey de beklenir yani zaman içinde bu nöral dokunun da hasar görmesi beklenir bu kadar çarpmaya bağlı olarak. Benim bunu anlamam gerçekten zaman aldı yani bu nöral dokuların bu kadar hareket ettiğini anlamam zaman aldı. Onu da şeye borçluyum yani bu bizim çalıştığımız bir encerlerden biri Dave Smith. Bir kere işte ameliyathaneye çağırdı beni. Niye istedi bilmiyorum ama çok iyi oldu çağırdı. Bu şeye ne derler, bu videoyu yapmamı sağladı. Kraniyektomi yapmıştı ama duru açık değildi. Duranın üzerine işte ultrason yaptık. Şu dördüncü ventrikül, burası vertex, aşağısı şey daha işte kaudal bölgeler. Dikkat ederseniz burada ben probu oynatmıyorum yani bu her sistolde beyin sapının ve cerebellumun pulsasyonu. Yani çok ciddi bir nöral doku pulsasyonu var şeyde oradaki darlığa bağlı olarak. Etkileri çok olabilecek bir durum var Chiari 1'de. Yine bakalım bir örneğe. Bu ameliyattan hemen sonra, yani ameliyat iki türlü oluyor. Ya duru açılarak ya duru kapanmadan benim çalıştığım yerdeki bencerelerin tamamı durayı açarak yapıyorlar ameliyatı. Onun komplikasyonu biraz daha fazla ama cerrahi sonucu daha iyi. Komplikasyona tabii ki bu pseudomeningosel gelişmesi ya da enfeksiyon. Enfeksiyon çok nadir olan bir şey ama pseudomeningosel gelişmesi nadir olmayan bir şey. Özellikle erken dönemde hemen böyle çok heyecanlanmak lazım. Erken dönemde yönetleme varsa pseudomeningosel var bir şey yapın diye bunu çoğunlukla takip ederler zaten şey değil. Hemen bir şey yapılmıyor bunlara. Bu da yani yakınlarda Twitter'da gördüğüm bir şeydi. Dün gece biraz zaman harcadım bizim eski asistanlardan bir tanesiyle. Şimdi şöyle bir şey var. Son baskısında, Barkovic'in kitabının son baskısında Chiari bir malformasyon değil, Chiari bir deformitesi deniyor. Bu işte birisi şey hazırlıyormuş, ASNR'ın eğitim programını hazırlarken işte şöyle bir tweet göndermiş. İşte Dr. Barkovic gibi oldum ve Chiari bir malformasyon demeyin, Chiari bir deformitesi deyin diye. Şimdi ben bunu duymuştum açıkçası, mantığını çok anlamamıştım ben niye böyle bir şey yapıyoruz diye. Ben de severim böyle cevaplar vermeyi. İşte bu da bizim eski hastalarımızdan bir tanesi. O da şey diyor yani niye Chiari 1 diyelim o zaman falan diyor. Benim cevabım da şey yani Dr. Chiari bozulur böyle bir şey. Yani niye adamcağızın koyduğu ismi değiştiriyorsunuz diye biraz şaka yapmıştım. Ama sonradan şaka biraz yani gerçek payı da var. Bu da yine bizim eski hastalarımızdan bir tanesi. O da şöyle bir şey yazmış. Yani malformasyon gayet iyiydi yani niye adını değiştiriyoruz diye 5. edisyondaki malformasyon 6. edisyonda niye deformite yapıyoruz diye. Bu işte Brent bizim eski hastanımız işte bir sene baş hastanken bana bir ödül vermişlerdi işte iyi ders anlatma ödülü. Daha sonra Brent de şimdi MR'de hoca oldu kendisi o da benzer bir ödülü MR'deki hastanlara almış yani. Biz de şey yapıyoruz yani gurur duyuyoruz bizim eski asistanlarımızın böyle ödül alınca. Dün Brent'le biraz yarıştık. Kitabında da dün inanın ders hazırlandım Cenk Hocam. Kitabın o bölümü tekrar okudum. İşte giriş şöyle. Chiari malformasyonları diyor. Chiari 1'e deformite diyor. 2 ve 3'e malformasyon diyor. Yani eyvallah. Ondan sonra teksti okuyunca bir açıklama yok yani. Niye deformite diyoruz malformasyon dan vazgeçtik diye hiçbir şey bulamadım orada. Kitapta şeylerin hepsi değişmiş. Malformasyonun yerine hepsini deformite yapmışlar tekste. Ama figürler unutmuşlar galiba. Figürlerde hala malformasyon demeye devam ediyor 6.
edisyonda. Umarım 7. edisyonda onu düzeltirler. Ya da belki hani benim gibi artık yaşlanan ve huysuz nörodiyologları düşünerek tekrar malformasyon demeye dönerler. Dün işte biraz yazıştım eski hastalarımızla. O da anlamış değil yani şeyi. Niye malformasyona vazgeçtik diye. Ama sormuş biraz başkalarına da. Şey diyor, bazıları diyor galiba diyor malformasyonunu koplucu buluyorlar diyor şeyi, malformasyon denmesini. Yani ben de hani bu kadar politik olarak doğrucu olmaya gerek yok diye bir şey yazdım. O da şöyle bir şey yazdı, ne derler, böyle şeyleri arada bir değiştirerek işte kendi iş çıkarmak herhalde iyi oluyor gibi bir şey yazdı. Ondan da izin alarak bu tweetlerini kullanıyorum bu derste. Yani sonuçta ben herhalde emekli olana kadar malformasyon demeye devam ederim. Deformite denmesinin bu konudaki anlayışımızı tedavi efendim işte hasta prognozunu geliştirici etkisini anlatan birisi çıkar umarım bana. Bir sonraki toplantıda sormayı düşünüyorum yani bu konuyu savunan insanlara deformite ile ne kazanıyoruz hastaların ve asistanların kafasını karıştırmaktan başka diye. Chiari 3'ten bahsedelim kısaca. Chiari 3'te olan şey bir oksipital ensefalesel var ve ensefalesel aynı zamanda bir cervical distrafizmle beraber çok nadir olan bir şey. Yani işte bilelim yani Chiari 3 diye bir şey var. Şimdi distrafizmlerin açıkları konuştuk çok çok uzun süre. Bunda deri yok. Bir de deri olanlardan bahsedeceğiz kalan zamanımızda. Kapalı olanlara deri var. Şimdi bunlar bir kısmı subkütan bir kitle ile beraber. Bunların bir örneği lipomyelomeningosel. Yani adı üzerinde myelomeningoseli var. Yani nöral plakot dışarıda. Ve bir de lipom var ona eşlik eden. Eğer nöral plakot içeride ise ona da lipomyelomeningosel deniyor. Dediğim gibi bunu bilmeye gerekirken hepsine lipomyelomeningosel desek olur. Demin konuştuğumuz kavramın aynısı. Bir tane lipom var. Ona yapışıyor şey nöral plakot. Ama önemli olan şey şu, deri intact. Nöral plakot, evet bu da lipomyelomeningosel. Şimdi örneklere bakalım. Nöral plakotumuz var. Burada bir tane derinin şeyini görüyoruz, sağlam olduğunu görüyoruz. Nöral plakot dışarıda. Bir tane şeyi var, ne derler, syrinx'i var. Ve şurada görüyoruz ki nöral plakodu burada işaret etmeye çalıştığımız şey o. Şeyin dışında, spinal kanalın dışında. Lipomyelomeningosel. Ve bunda önemli olan şey şu, posterior fossa normal bunlarda. Chiari2 değil bunlar yani. Yağlı olanlar Chiari2 değil. Buna bakalım şimdi. Bir başka örnek. Yine burada bir tane küçük kese var. İçinde biraz nöral doku var. Lipomyelomeningosel. Lipom içeri doğru uzanmış nöral plakotla tamamen yapışık durumda. Bir lipomyelomeningosel. T2'deki görüntüleri. Yani bunu bir kere görünce hepsini görmüş sayabilirsiniz kendinizi. Adında da bir şey yok yani. Myelomeningosel değil. Yağ olduğu zaman lipomyelomeningosel diyoruz. Ve efendim şöyle aksiyonluk görüntülerine bakalım hızlıca. Kemikte distrafizm var. Lipom spinal içine kadar uzanıyor. Ve T2'deki görüntüleri. Kapalılara devam edelim. Subkütan kitlesi var yine. Bir de posterior meningosel diye bir şey var. Posterior meningosel yine deri şurada kapalı olduğu için intact. Bu literatürden bir şey vaka. Sağlam deri var. Ya da olduğu söyleniyor şeyin etrafında. Bu kesenin etrafında. Posterior'da olacak. Ve içinde işte efendim nöral doku olmayacak. Deminki tartışmanın devamı gibi. Bu benim vakalarımdan bir tanesi. Bu bayağı aşağıda. Şurada şey yapalım, takip etmeye çalışıyoruz. İşte şey var, kesesi var dışarıda. Kese. Üzerinde normal şeyi var, normal dokusu var. Derisi var. Şurada da duradaki açıklığı var. Ve spinal korda uzanan bir en azından fibroz şey görmek lazım. Yani yapı görmek lazım. Posterior meningosel. Dediğim gibi deriye bakacağız. Deri intact mi değil mi? O zaman kapalı. Daha sonrasında içinde gördüğümüz şeylere göre tarif ediyoruz. Yağ varsa lipo, yağ yoksa liposuz diye tarif ediyoruz. Bir de şuna bakalım şimdi. Bir de miyelositesel diye bir şey var. Bu da yani ismi açıklayıcı bir şey. Miyelo, spinal cord demek. Değil mi? Sisto, işte içinde bir kist demek. Kist olan bir şey. Bakacağız şimdi bu şerit görüntüsü. Şöyle arkaya doğru uzanıyor. Deri normal. Bakalım yukarıdan aşağı doğru iniyoruz. Çok büyük bir kistik yapı var. Bu işte miyelositeseli görüyoruz. Ama şurada dikkat ederseniz burada spinal cord hem dışarı çıkmış hem ikiye ayrılmış. Şeyin duvarlarını oluşturacak bu. Kesenin duvarlarını oluşturacak. Yani spinal cordun bir aslında herniyasyonu içinde de biz yani syrinx var diye düşünebiliriz aslında spinal cordun. Şöyle aşağı doğru indiğimiz zaman tekrar kese
spinal kanalının içine girecek. Pardon, biraz hızlı gittim. Şurada spinal cord içeri girmiş. Daha aşağı indiğimiz zaman onları eklememişim. Kese de spinal cord'la birleşecek. Devam edelim şimdi. Bir de terminal minus deseler var. Terminalin adı da üzerinde. Bu da terminal, yani sakrumlar, limbosaklar bölgede olacak. Onun örneği de şurada. Bunu da nispeten yakında gördüm galiba. Terminal minus desel bir özelliği yok. İşte derisi intact olacak. Sadece aşağıda olan bir minus desel, limbosaklar bölgede olan bir minus desel. İkiye ayrılıyor, dikkat edersin. Spinal cord ikiye ayrılmış. Bir spinal cord syringe gibi düşünmek mümkün buna. Devam edelim. Şimdi interoral pump çok ne derler, sık gördüğümüz bir şey aslında. Bu basit olanı, bu şeyin malformasyonun. İşte yukarıyla, yani ciltte falan bir defekt görmüyor. Sadece gerçekten şeyin içinde aynı kafadakilere benzer şekilde bir şekilde yağ dokusu yolunu bulmuş, şeyin içine doğru ne derler, duranın içine doğru yolunu bulmuş bir durumla karşı karşıyayız. Bu da yağ baskılı T1'deki görüntüsü. Şimdi burada sakrumda dikkat ederseniz segmentasyon anomalilikleri var. Şey de bozuk, yönelim de bozuk. Lipomu var yukarıda. Bakalım. Bir tane de şey var. Syringisi var. Syringisi de bunlar çok nadir olmayan bir şey. Ve dikkat edecek şeylerden bir tanesi de bunlarda böbrek anomalilikleri seyrek olmayarak görülür. Burada bir işte atmalı böbrek görmüşüz aynı hastada. Bu da işte standart bir lipom. Bunu da inanın anlama benim zaman almıştı. Çok zorlanıyordum bunları başlangıç tarif ederken. Sonra anladım ki yani bunların hepsi, eğer görüntü böyleyse, ekstra lipom, pardon, ekstra dural, intradural lipomlar. Naçiz tavsiyem bu işe başlayan arkadaşlara da operatif not okuyun. Cerrahların notunu okumak ve cerrahlarla konuşmak bu işleri anlamakta çok yararlı. Ben hala okuyorum yani cerrahlar ne yaptılar, bunları nasıl tarif ediyorlar falan diye, aynı dili konuşma açısından çok eğitici şeyler. Bir tane lipom var. Şurada işte spinal distrafizm var, kemikte defekt var ve içeye doğru lipom uzanıyor. Yani ekstradural ve intradural bir lipom var T1'deki görüntüsü. Ve spinal cord da tamamen şeye yapışmış durumda, bu lipoma yapışmış durumda. Aynısının aksiyallik görüntüleri, kemikteki defekt. Bu şeyler, liponlar normal yağ dokusu gibi oldukları için, yani bunlar neoplastik değil. Hasta kilo aldıkça bu liponlar da büyür. Aynı şekilde dikkat ederseniz yani cilt altı yağ dokusuyla beraber intradural lipom da zaman içinde büyümüş aynı hastada. Şuna bakalım şimdi. Bu da bir filer lipom. Çok yani bu şey bile değil artık, yani ne derler, lipom dememek lazım buna. Buna çoğunlukla ben işte yağ infiltrasyonu diyorum konusu medularis'te. Yağ normalde görmemek lazım. Hatırlarsanız sekonder nörülasyonun hatalarından kaynaklanan ya da doğasından kaynaklanan bir şey bu. Bu filmde yağ gördüğümüz zaman her zaman kalınlaşmış demek film için. Biraz sonra konuşacağız ondan. Şuradaki de ne derler, kes ya da balans defibideki görüntüsü bir filar lipomun. Bunda çoğunlukla eğer semptomatik ise hastalar, ki semptomatik olması zaten hani MR yapılmaz bunlara, yapılan şey, şurada göstereceğiz galiba, yapılan şey bu hastada hani haydi haydi yaparlar çünkü syringe'si de var hastanın, hem filar lipomu var hem de syringe'si var. Şöyle yapalım. Cerrahların ne diyeyim, sevdiği kolay ameliyatlardan bir tanesi bu şeyi, ne derler, kesmek. Filmi, film terminalisi kesince böyle işte aşağı yukarı doğru uzanmış şeyler. Yani bu yay gibi yukarıda çıkmıyor şey kesildikten sonra konus medularis. Yani çok az, belki 1-2 milimetre çıkabilir ama yani çok nadir böyle anlamlı şekilde yukarı çıkması konus medularis ameliyat sonrasında. Ama semptomlarda ciddi azalma oluyor çünkü gerçekten bölgenin perfüzyonunda olumlu gelişmeler oluyor şeyden sonra, ameliyattan sonra. Yine şeyleri gösteriyoruz. Film terminalinin kesilmiş uçları. Şimdi bu da yani benim hiç sevmediğim tanılardan bir tanesi. Bu işte tight film terminali ya da gerilmiş film terminali. Bu klinik bir tanı, şey değil. Bu radyoloji tanısı değil. İstenen şey yani orada yağ infiltrasyonu var mı yok mu? Ve yani konus medularis normal seviyenin altında mı üstünde mi diye. Şimdi neye kalın diyoruz? Bu yine Barkovic'in önceki baskılarına bakarsanız, önceki baskılardan bir tanesinde sanırım 3. baskıda 2 mm'nin üzerine kalın diyelim diye bir literatür vardı. Daha sonra o şey yapıldı, revize edildi. Şu anda en son şey şu, yani 1 mm'den küçük olması gerekiyor film terminallerinin normal olması için. Ama ölçülecek seviye de burası. Yani tek makale var benim bildiğim. L5-SP'de ölçmek lazım.
Yani 1 milimetre küçük bir mesafe değil şeyde ne derler kablo equina seviyesinde. Dikkat ederseniz şu film terminali, şurada okla göstermeye çalıştığım şey film terminali. O da yani 1 milimetreden bayağı küçük bir şey normalde. O yüzden kalın olması için bayağı böyle gözü ikna bir şekilde kalın olması lazım. Şeyin film terminaliye kalın demek için. Bu da iliolimbal ligamenti göstermişiz bir kere daha. Şöyle şey yapalım. 1 milimetre de işte Parkes'ta büyüttüğümüz zaman şöyle yani küçük olmayan bir şey yapıyor. İşaret ediyor. Şurada bir yerde işte film terminali var. Bir de bu bazen cerrahların istediği bir şey yani hem supin hem pron yaptırıyorlar görüntülemeyi ki acaba efendim konusunda ilaç doğru gidecek mi gitmeyecek mi diye. Ve gidiyor yani gerçekten hani şey değil ne derler bu şey değil bizim uydurduğumuz bir şey değil. Bazen beyin cerrahlarının ameliyat öncesinde son bir kez hani ikna olmak için yaptırdıkları bir şey hastayı pron pozisyonu alıp konusunda ilaç öne doğru rahatça gidiyor mu gitmiyor mu bakmak. Benim bildiğim bir mesafe yok açıkçası ama ne kadardan az ne kadardan çoğu normal anormal diye. Bir de şeye bakalım bu nispeten yeni tanımlanan bir şey bu sınırlı dorsal meniskit diye bir şey. Bu önceden adı başkaydı. Eski adını bilmeye gerek yok. Kafa karıştığından oluyor başka bir şey değil. Bu sınırlı dorsal meniskit denen şeyde deride şey yok. Bir defekt yok. Deride olan şey böyle bir şey diyorlar yani sigara yanığına benzetiyorlar şey derideki defekti. Bir şey yok, bir sinüs yok. Onu demeye çalışıyorum. Pardon, açıklık yok deride yani. Demeye çalıştığım şey oydu. Şu ne diyeyim, alev şeklindeki görüntü, posteriordaki ve konus medyada normal olmayan görüntüsü karakteristik diyorlar şey için. Limited, sınırlı dorsal meniskit için. Yazıyı da koydum buraya, 2017'den bir yazı. Çok fazla şey yok, vakalar yok ama bence iyi tartışmışlar şeyi, prosesi. Bu şey, aksiyeldeki görüntüleri, şu da işte bu fibroz şey, fibroz doku, cilt altından şeye doğru uzanan, ne derler, tek halkesin içine doğru uzanan şey. Bu da bizim kendi vakalarımızdan bir tanesi. Sinüs yok, dorsal sinüs yok ama şey var, ne derler. Bir trakt var cilt altında şeye doğru uzanan. Şimdi bunun önemi ne? Eğer sinüs yoksa açıklık olmadığı için bu hastalarda şey olmuyor. Bu hastalar enfeksiyonla prezent etmiyorlar. Bunlar daha çok işte tether cord'la yani gerilmiş kord sendromuyla ya da yapışık kord sendromuyla prezent ediyorlar. Şeyden farkı o, dorsal sinüsten farkı o. Bu da bizim hastamızın şeydeki görüntüsü. Bu literatürdeki de çok benzer. Bu arkadaki şey biraz karakteristik bu. İşte alevimsi gagalaşma. Bu sınırlı dorsal meniskit için karakteristik bir görüntü. Tedavisi yine yani o taraftan ezik edilmesi ama acil tedavi gerektiren bir şey değil. Aynı görüntünün aksiyeldeki bizim görüntümüz yani mütevazı olmayayım. Literatürdekinden daha bile iyi olabilir. Bu traktüs dikkat ederseniz ekstradüralken duraya geçiyor ve şeyin içine doğru ne derler kordonun arkasına doğru şey yapıyor. Yapışıyor ve o tenteleşmeyi, bombeleşmeyi yaratan da o arkadaki. Aynı hastanın şeyi ultrason görüntüsü yine bu tenteleşme arkadaki ve MR'daki görüntüsü. Dorsal limited miroskizis. Bir de onun işte ayrıca tanısında olan kojenital dermasyonist var. Kojenital dermasyonist olan şey onda ne diyeyim burada o bölgede böyle küçük tüylenme, ondan sonra bir sinüs ve epitelize bir şey var, kanal var. Şeyden farklı olarak, bir öncekinden farklı olarak. Epitelize olduğu için buradan mikroplar şeyi takip edip, ne derler, bu hattı takip edip menenjite neden olabiliyor. Bu bizim örneğimiz işte sinüs işaretlemişiz. Ve burada işte aradaki şey, traktüs. Şeyden farklı, ne derler, limited, dorsal meniskisinden farklı. Bu da aynı yazıdan bir örnek. Bizimkinden farklı olarak, bizim örneğimizden farklı olarak, onlardaki enfekte olmuş, dermoide bağlı, miyeliti var. Bu da deminki dermoid cerrahi vakaya benzer şekilde dermoid böyle parlak, çok beyazımsı görünen şeyler ve korun arkasına yapışmış, edersiniz. Çok az kaldı. Filakist'ten bahsedelim. Filakist, developmental, gelişimsel bir varyasyon. Eskiden böyle insanları heyecanlandıran bir şeydi. Ama artık değil, çok sık görüyoruz. Yani çok sık derken herhalde %1'kaçtan daha fazla MR'da. Ultrasonda böyle bir oran verilmiş. %11 gibi bir şey verilmiş. Spinal ultrasonda.
spinal MR kalitesi arttıkça, daha yüksek rezolüsyon arttıkça aynı şey görülür. Bunlar yani ortadan kaybolan şeyler değil, filar kistler. Yine %10 civarında görülmesi beklenir yüksek kaliteli MR'larda filar kistler. Bir de şuna bakalım, diastomatemi yeliğe. Diastomatemi yeliği en artık şiddetli olanlardan bir tanesi. Bunda problem fibroz ya da kemik bir septum var. Vertebral kolondan arkaya doğru uzanıp vertebral kanalı, spinal kanalı ikiye bölen. Bunlar çoğunlukla segmentasyon anomalikleriyle beraber seyreden şeyler, dikkat ederseniz. Yani doğru dürüst bir tane düzgün vertebra yok torasik bölgede. Ve bu ortada şey görüyoruz, diastemi görüyoruz, şeyi ikiye bölen, spinal kordu ikiye bölen diastemi görüyoruz. Kemik diastem, spinal kord ikiye ayrılmış, içinden kemik diastem geçiyor. Ve aynı şeyi şimdi aksiyellerde görelim, şey ikiye ayrılacak, spinal kord ikiye ayrılacak. Ve skolyoze bakarsanız aksiyel olup neredeyse, vertebral kolon aksiyel olup neredeyse şey yapalım, şöyle devam edelim. Birazdan umarım göreceğiz şeyi, kemik diastem, işte kordlar ikiye ayrıldı ve kemik diastem. Ve tekrar birleşiyor altta. Aynı hastanın tomografisinden bir görüntü. Yine kemik septumu görüyoruz arkaya doğru uzanan. Bazen de şey değil, kemik diastemi görmek mümkün olmaz, fibroz olabilir diastem. Ya da sadece kord ikiye ayrılmış olabilir. Yani şey seçemeyebiliriz, ne derler, bölen yapıyı. O da ona bir örnek, işte bu split cord, ikiye bölünmüş cord örneği. Bunlar da tabii ki çok yani patolojik durumlar. Bunda aynı anda sağ hemikordta bir tane de şey var, lipom var. Şey ek olarak. Ve de kadar yarısından bahsedelim. Normal cordun böyle görünmesi lazım. Demin konuştuk. Bu alev şeklinde görünmesi lazım. Ters dönmüş alev şeklinde görünmesi lazım. Şöyle. Eğer bu alevin ucu kesilmiş gibiyse o zaman kadar regresyonundan şüphelenmek lazım. Bunlar diyabetik annelerin çocuklarında nispeten sık görülen anormallikler. Şey bozuk. Bu sekonder nörülasyonu hatırlarsanız, embriyoloji sekonder nörülasyon defektlerine bağlı olarak gelişen bir şey. T2'deki görüntüsü. Distal sakrum ve koksiks de yok. Ve bu da daha ne diyeyim şiddetli bir örneği. Bunda aşağı lumbar vertebralar yok ve çok yukarıda kesilmiş spinal kord, ampute olmuş neredeyse. Ve bu da en dramatik benim örneğim. Artık bu yüksek torasikli bir şey defekt. Ve şöylece bitireceğiz. Bir de segmental spinal diskinez diye bir şey var. Bunu embriyolojik olarak açıklanamıyor bu şey. Bu anormallik. Bunda gerçekten bir şey yok. Yani bir segment yok. Deminki embriyolojiyle primer nörolasyonla açıklanabilecek bir ne diyeyim anormallik değil bu. Şöyle bir örneğimiz var. Dikkat ederseniz vertebral korpus yok. Yani kostalar birbiriyle devamlılık gösteriyor ve daha üstünde bir segmentasyon anormalliği var bu hastada. Yaklaşık 122 dinleyiciyle bitirdik. 130'la falan başlamıştık. Zayiat tahminlerinden çok az oldu. Dikkatiniz için çok teşekkür ederim. Turgut Hocam, Cenk Hocam, fırsat için teşekkür ederim hepinize. Türk Nöroloji Derneği'ne de bu programı oluşturduğu için teşekkür ederim, iletiyorum. Sağ olun, var olun.